Hünkârımız ölüm fermanını yazsın diye dua et. Eğer benim elime kalırsan öyle kolay öldürmem seni. Ölmekten beter ederim. Evvela fareye saldırı tertip etmişsin. Evladımın kanına girmişsin. Ki sırf bu sebepten yüzlerce insanı idam ettirdim. Bu hainliğin yetmez gibi validemin mührünü çalmışsın. O mühürle yazılan mektuplar yüzünden onlarca devlet adamı telef oldu. Payitahtımın yarısı yandı, kül oldu. Binlerce insan canından, evinden oldu. Hünkârım, ne olur Faryan iftiralarına kulak asmayın. Bunların hiçbiriyle benim alakam yok. Olamaz. Benim bir günahım yok. Farya değil Ayşe. Farya değil. Gülbahar Sultan. İtiraf etmiş her şeyi. Hünkârım, o hainin lafına nasıl itimat edersiniz? Belli ki biri yazmış mektubu. Benden kurtulmak isteyen biri. Kes sesini Ayşe. Hala utanmadan, sıkılmadan yalan söylüyorsun. Gözümün içine bakarak. Sen kimsin? Senin bu cüretinin kaynağı ne? Hadi benden korkmadın. İşitmeyeceğimi düşündün. Allah'tan da mı korkun yok Ayşe? Yarın hesap günü geldiğinde bunun hesabını vereceğini düşünmedin mi? Artık karşımda evlatlarımın anasını değil, bir hain görüyorum. Düşmanlarımın yapamadığını yapan bir hain. Ben her şeyi seni kaybetmemek için yaptım. Bir belaya bulaştım. Gülbahar Sultan'dan yardım isteyince ana düştüm. Ne olur affet beni. Kurtulmaya çalıştım ama kurtulamadım. Affet beni, yalvarırım affet. Her şeyi senin için yaptım. Faryan, ne yapıyorsun burada? Nihayet Ayşe Sultan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Ne demek o? Anlat. Acı bana ne olur. Bana değilse karnındaki evladıma acı. Ben her şeyi seni kaybetmemek için yaptım. Sen o karnındaki Sabi'ye dua et. Yoksa şu furacıkta alırdım senin canını. Artık zerre kadar kıymetin yok benim nazarımda. Aldığın nefes hanedanıma zul. Ağalar! Validem, gelin gelin. Her fırsatta koruyup kolladığınız şehzade anasının yaptıklarını işitin. Validem. Hain köpek, bir de validem diyor. Sen bu gebe halinde nasıl bir pisliğe bulaştın? Hadi bizi boş ver, evlatlarının suratına nasıl bakacaksın? Ailene, hanedanına nasıl böyle ihanet edersin sen? İhanetinin bedelini ödeyecek. Hem de en ağır şekilde.
çocuklarımı benden almayın ne olur. Feryat etmenin faydası yok. Hünkar oğlumun emrini işit. Validem ne olur. Anne ben gitmek istemiyorum. Nereye götürüyorlar bizi? Anne. Ben gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum ben. Çocuklar. Korkulacak bir şey yok. Bir müddet benim dairemde benimle birlikte kalacaksınız. Hadi bakalım. Gülbahar'ın ipiyle kuyuya inersen olacağı bu. Kendi öldü kurtuldu, seni kuyunun dibinde böyle yapayalnız bıraktı. Öldü mü? Sen kendine bak. Mahvettiğin hayatına, istikbaline bak. Yazık. Ayşe Sultan hakkında neye karar verilmiş sultanım? Akıbetine doğumdan sonra karar verilecekmiş. O zamana kadar dairesinde tecrit edilecek. Evlatlarından ayrı. Yalnız. Rüzgar eken fırtına biçermiş. Öyle. Öyle de ben bir şey olacağını sanmam. Doğuma daha çok var. Ne olacağı belli olmaz. Kösem Sultan mutlaka girer araya. Silahlar da öyle. Affedilmesi için ellerinden geleni yaparlar. Sultan Murat'ın artık kimseye affı yok. Ben böyle bir şeyin bağışlanacağını hiç sanmam. Umarım dediğin gibi olur. Aksi takdirde Ayşe Sultan'ı kendi ellerimle öldürmek zorunda kalırım.